Ben ilkokulu bıraktığımda hani buraya başladım. Çok küçüktüm o zaman. Eğitim o zaman hani bir nevi yoktu kafamda. Çünkü çok küçüktüm. Hani bir şeyleri fark edemeyecek küçüklükteydim. Ama işte burada çalıştıktan sonra Emre amca işte niye okumadın? Hani niye okumadın? Niye okumuyorsun? Hani okumadın ama okuyabilirsin deyince ben ilkokulun diplomasını aldım. Diploma aldıktan sonra açık öğretime başvurdum. Ortaokulu bitirdim. Ortaokuldan sonra liseye devam ettim. Liseyi de bitirdim. Lise bittikten sonra niye üniversite sınavına girmiyorum diye düşündüm. Çünkü hani birikim olarak biraz kendimi tam olmasa da kendimi yeterli görüyordum. Üniversite sınavına girdim şansımı denemek için. İlk yılımda girdiğimde işte iyi bir puan aldım. Şu anda bankacılık ve sigortacılığı açık öğretimden okuyorum. Annemin hayatını bir taraftan yaşamak istemiyorum ama bir taraftan da yaşamak istiyorum. Onlar köyde büyüyüp büyümüş, işte hayatlarını orada sürdürmüşler. Şu taraftan yaşamak istiyorum. Saflıklarını, temizliklerini, çalışkanlıklarını. Ben dağlarda gerçek özgürlüğün olduğuna inanıyorum her zaman. Onlar da dağlarda büyüdüğü için gerçek özgürlüğü tatmışlar. O saflığı, o güzelliği hani çiçeğiyle, ağacıyla, doğasıyla olsun her şeyle onlar tattığı için gerçekten onların hayatını o taraftan yaşamak isterdim. Ama şimdiki o taraftan yaşamak istemezdim. Çünkü şu an imkanlar var, kendini her şekilde itebiliyorsun. Hayatta her gözden görebiliyorsun, öyle diyeyim. Annem Gül sadece bir gözden görebiliyordu hayatı. Onlar sadece gördüğü kadarıyla. Ama biz şimdi görmediklerimizi bile yaşayabiliyoruz. Onları görmek istiyoruz. Niye? Çünkü imkanlar var. Elimizde o imkanlar var. Sorun ya, şimdi ben hiç yaşı sorun etmiyorum. Çünkü okumanın gerçekten yaşı olmaz. Öyle. Kaça kadar okudun? Ben 5 yıl okudum. Bu 7 yıl falan da ben okulu bırakmışım. Hani bırakmak zorunda kaldım. Öyle mi? Baba? Babam vefat etti diye ben bıraktım. Hani artık ne bileyim yaşamaktan falan bıktım. Ya ne bileyim her şeyden nefret etmeye başladım. İnsan en sevdiği insanı kaybedince tabii öyle bir duruma düşüyor. Ben öyle oldum işte. Okulu bıraktın. Ha, okulu bıraktım. Ama geride bir sürü sevdiğin insan var evde. Evet öyle gerçekten. Annem var yani tabii o var başımızda. Hocamız anlatıyor ya. Ben daha bildiğim okumanın değerini daha birçok pişman oldum. Böyle giderse hani bu cesareti veriyor ya. Ben okurum. Türkiye'den geldik buraya. Ailem biraz karşı çıktı. Zaten ben de istemiyordum aslında. Gitmek istemedim işte. Kaça kadar okudun? 10, şey 4'e kadar okudum. İlkokul bitmedi mi? Yok, bitmedi. 3 tane üstten, 2 tane alttan alıyorsun böyle. Sıra sıra gidiyorsun. O sırada ne geçiyor aklından? Nerede olmak isterdin? Ne yapmak isterdin? Nasıl bir hayatın olsun isterdin? Hani nasıl söyleyeyim? O zaman mesela yaptığım zaman okulda olmayı çok istiyordum. Ben dedim mesela arkadaşlarım okulda, ben buradayım. Pişmansın yani. Evet, şu an tabii ki. Öncelikle şu anım. Buradaki bütün ablalar liseyi dışarıdan bitiriyormuş, üniversiteye başlıyorlarmış. Evet, sen de yapacak mısın? He, yapmayı düşünüyorum. Kilim girdiği her sokağa, eve, yüreğe ilim götürdü. Hem ekmeklerini kazandılar hem geleceklerini. Halı yapıyordum ilk başta, el sanatına başladığım yıl. Sonradan kilime başladım. 9 yılımı bitirdim kilimde. 10 yıldır da devam ediyorum. 2 yıldır da burada atölyelerde eğitmenlik yapıyorum. İşte ustalaştım artık. Biz 11 kardeşiz. 6 kız, 5 erkek. Kim çalışıyor evde şu an? Ben, ablam. İkimiz de kilim atölyesinde çalışıyoruz.
tane de abim var İstanbul'da. O da orada çalışıyor. Hani hem maddi olarak çok şey kattı. Çünkü kendi ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Bugün elimde bir mesleğim var. Burayı bıraksam bile yapabileceğim çok güzel bir işim var. Çünkü her şeyle öğrendim ben onu. Özellikle bana en büyük katkısı bu oldu. Bir altın bileziğim oldu. 3 erkek, 3 kız. Ama kız olarak biz 3 taneyiz. Ya onlar, biz kendimiz birbirimize bakıyoruz. Babamız çalışmadığı için abilerim bir tane evliydi. Diğerleri de okuyorlar. Yani biz kendimiz birbirimize aramızdan bakıyoruz. Yani ablamın ihtiyacı olsun. Yani biz karşılaşıyoruz. Omuz verdiniz hepiniz, evet, birbirimize. Evet. Evde yani 22 nüfusuz. Yengelerim var, bir kardeşlerim var, abilerim, yani ablam 22 nüfusuz. Yani. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kim çalışıyor evde? Abim çalışıyor. O da, abim de pazarda çalışıyor. Daha da pazar da artık yani eskisi gibi de depremden dolayı hani bayağı bir hani düşmüş. Babam da kalp krizi geçirdiği için hani çalışmıyor. Kilinmeye başladıktan sonra neler değişti hayatında? Vallahi çok şey değişti. Mesela ne bileyim, babam çalışmadığı için de zorluklar çekiyordu mesela. Mesela kadınlar bayağı bir hani istediği bir şeyler. Mesela ablalarım var, onlara da para veriyorum. Hani güzel bir şeydi aslında, hani kendim çalışmış bense güzel bir şeydi, öyle diyor. Yaşım 15 yaşındayım. Kaç yaşında başladın? Ben 13 yaşında başladım. 2 yıl oldu. Evet, 2 yıl oldu ben burada çalışanım. Bir an önce evleneyim, çocuğum, kocam olsun mu diyorsun, işim mi olsun diyorsun, ne istiyorsun? Tabii ki işim olmasını istiyorum. Bana ait bir işim olsun, çalışmak istiyorum tabii ki böyle. Para kazanmak güzel bir şey bence. Mesela hem kendine kazanıyorsun hem de ailene biraz desteğin olabiliyor. Mesela buradaki paramı hem aileme desteğim olabiliyor hem de kendime. Mesela babamda para istemiyorum. Kendim burada çalıştığım parayla kendimi harcıyorum. 6 kardeşiz. Bir de anne var. Bir abim var, çalışıyordu. O da depremden dolayı çalışamıyor. Bir tane abim var, o da askerde. Öyle yani. Kim geçindiriyor evi? Vallahi şu an evde hiç çalışan yok ama hani gene iyiyiz yani. Tamam. Bu senin ilk kilimin. Evet, bu benim ilk kilimim. İşte bitmek üzere, bugün bitireceğim. Ne kadar daha öreceksin? İşte bu iki kısmı öreceğim, şuraya kadar artık keseceğim hayırlısıyla. İlk başladığımda ben çok korktum, ben işin içinde çıkamayacağım dedim. Ama giderek hani öğrendim yani, şimdi çok basit geliyor bana. Baya işte bir heyecanlıyım acaba, bitirdiğim anda, paramı aldığım anda nasıl parayı harcayacağım falan filan diye. İşte öyle vallahi. Ne yapacaksın o parayı? O parayı vallahi ne bileyim, aslında biliyor musunuz, ben para için değil de hani ne bileyim, evde aşırı derece sıkıntı falan, işte sıkılıyordum. Hani bir de depremi unutturdu bize burada. Mesela ortamımız güzel, böyle deprem falan unutuyoruz buraya geldiğimizde. Onun için hani parayı da desen harcarım. Kilim. Hani bitince paramızı da alıyoruz, ihtiyaçlarımızı da çok güzel karşılıyoruz. Evde hani utanıyoruz diyelim, baba bize para ver ya da ne bileyim bize şu şu lazım. Biz hani kendi ayaklarımızın üstünden durmak için buradayız zaten. Kilim de hani öyle hayatımızı kurtarıyor, her ihtiyacımızı da karşılıyor. Kaç nüfus var evde, kimler çalışıyor? Benim kimler çalışıyor? 3 abim çalışıyordu, artık çalışmıyor. Biz toplam 13-14 kişiyiz. Abimler niye artık çalışmıyor? Mardin'e gidiyorlardı. Pamuk işinde çalışıyorlardı. İşte geldiler, artık çalışmıyorlar. Burada yaza kadar devam ederler mi onu bilmiyorum. Abim nişanlıydı. Biz düğün falan yapacaktık. Evimiz yıkıldığı için erteledik. Bunun için bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Düğün olacak mı, olmayacak mı onu bilmiyorum ama ben en önemli şey istiyorum ben. Bir an önce bu depremin son bulması, evlerimize gitmemiz için. En eski kilim milattan önce 5. yüzyıla ait. Binlerce yıl evvel göçebe Türk halkı dokudu en yaşlı kilimi. Şimdi de geçmişten miras her motife gözü gibi bakıp emaneti koruyor geriden gelenler. Bir kilimin örneğin bir gülsaryayı, bir lüleperi, bir cambezari, bir kaşuranın desenini değiştirmek, motifini değiştirmek vebaldir. Uzun yıllar bunda mücadele verdim. Üniversiteler karşı da mücadele verdim. Ben arşivci olduğum için bende resimleri vardır. Onun orijinalini işlediğimiz gibi
Bir de ayrıca müzelerden buluyorum. Anadolu'nun ölmüş, ölmek üzere olan desenlerini. Biz bu atölyelerde geçen seneden beri başladık. Bu atölyelerde 50 civarında ve hatta 50'yi aşkın bile replike, yani birebir aynısı, desenin aynısını yaşattık. Yaşatmaya da devam ediyoruz. Şimdi şu anda da 4-5 tane bu atölyemizde o replikelerden, müzeden aldığımız, Türk İslam Eserleri Müzesi'nden aldığımız desenlerin birebirini yapıyoruz. Neler var bu şekilleri tanıyor musun, biliyor musun? Mesela biz bunlara kendi aramızda isim taktırmışız. Buna Ş harfi diyoruz, Y harfi diyoruz. Buna dağlar diyoruz. İşte buna da gül diyoruz. Öyle kendi aramızda taktırdığımız isimlerdir. Kilimin bir ismi var mı? Ziloid. Yabancı bir dili, İngilizce, Almanca bilmiyorsan eğer, bakarsın kelimelere ve hiçbir şey anlamazsın. Burada da mesela bizim anlamadığımız bir lisan var, sizin bildiğiniz. Ne anlatıyor? Burada ne anlatıyor mesela bu kadar renkler? Şu renklerin, karışık renkler mesela, aşiret kavgası. Hani aşiretlerin, yani her kilimde bir, her kilimin bir anlamı vardır. Burada da karışık, yani aşiret kavgası, ismi aşiret kavgası. Ben dokurken sürekli aklıma geliyor. Şunun ismi hani başka desenden alıp buraya yerleştirmişim. Hani karışık o desenden, her halıdan bir desen yapmışım burada. Bunun ismi mesela Gülsarya. Şunlar da mesela istediğimiz harfleri falan koyabiliriz. Mesela Ş harfi falan. Ne demek o Ş harfi? Adı üstünde, hani karışık olduğu için. Niye Ş harfi? Sevdiğine sözü olan bir kilim dokurluğu olabilir. Ha. Mesela daha önce hani eski zamanda zaten kızlar mesela sevgisini falan hep kilime aktarırlardı. Hani sevdiği insan için kilim dokurdu, hatta ismini yazardı. Mesela ben şu an hani sevdiğim biri olsa ismini güzelce burada dokurum. Hani yapabilirim. Babaya göstermeden. Babam yok. Pek karşı çıkmaz. Her kilimin bir ismi, bir manası, bir anlamı vardı. Onu iki bölüme ayırabiliriz. Bir İslamiyet'ten evvelki desenler, bir de bugünkü desenler. Ondan evvel kadın çevresinde ne görmüş?